Ve işte efendim her eve, her iş yerine, herkese lazım ürünlerden biri. Valid Tencere Kettle. Kim icat ettiyse gerçekten güzel icat etmiş. Valid Tencere Kettle adı üstünde, hem tencere hem kettle. Tam 950 watt gücünde 4 ayrı renk seçeneğimiz var. Açık yeşil, turuncu, açık mavi ve siyah. Siz hangisini seçersiniz? Siyahı sevdim. Ben turuncuyu sevdim. Turuncuyu sevdim. Hem siyah hem turuncu olmuş oluyor. Ama tam farklı renkleri kadar Ziya Bey, hemen söyleyeyim izleyicilerimize, farklı isterseniz yiyecekler pişirebilir, ısıtabilir. Hatta yalnızca suyunuzu ısıtabilir. Eğer lazımsa değerlendirip kullanabilirsiniz. Çok güzel bir kullanımı durum. Çok güzel, çok rahat, çok kullanışlı efendim. Elektrikle çalışıyor. Bildiğimiz kettle mantığında çalışıyor. Kapalı ve yüksek, az diye ayarları var. Takıyorsunuz, içine suyu koyuyorsunuz. Ne yapmak istiyorsanız ayarını yaptıktan sonra çalıştırıyorsunuz efendim. Süt kaynatabiliyorsunuz, ısıtabiliyorsunuz. Makarna haşlayabiliyorsunuz, yumurta haşlayabiliyorsunuz. Çorba yapabiliyorsunuz. Var olan yemeğinizi akşam geldiğiniz ısıtabiliyorsunuz. Yapmadığınız şey yok. Ben mantı yapıyorum mesela. Evet, siz mantıya mantıklı buldunuz. Mesela tavuk haşlayabiliriz. Çocukların sütünü ısıtıyorum, çocukların mamasını ısıtıyorum. Akşam gece kalkıyorum, saçımı süpürge ediyorum. Herkes evde uyuyor, ben kalkıyorum. Çocuğumun sütünü kendim ısıtıyorum efendim. Evet, kendiniz ısıtmanız için ayrıca bir tencere çıkarmanıza, ocağı açmanıza, gece böyle gazla, ateşle oynamanıza da gerek kalmadan sadece fişe takıyorsunuz. Su kaynadıktan sonra içerisine ısıtmak istediğiniz ya da pişirmek istediğiniz herhangi bir şey atabilir ya da yalnızca tüm malzemelerinizi içerisine koyup pişirme ve yemek yapma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Paslanmaz çelik. İç kısmı ve 1 litre hacme sahip. Çok güzel. Paslanmaz çelik maksimum seviyesi var. Enjeksiyon boyamadır. Üst kısmı bu kadar kaynamaya 950 watt güce dayanır ve rengini asla kaybetmez. İşte sıcak suyumuz hazır. Sebze yemeği yapabilirsiniz, sebze çorbası yapabilirsiniz, çorbanızı ısıtabilirsiniz. 4 ayrı renk seçeneğinde istediğinizi yapabilirsiniz. İşte makarna, işte patates, işte havuç, işte bu karnabahar çok önemliymiş, antioksidanmış, gerçekten önemli. Ve suyumuz da kaynadı. Hemen içerisine makarnamızı döküyoruz ve haşlayacağız. Tavuk haşlayabilirsiniz efendim, kedinize ciğer haşlayabilirsiniz. Benim kedime ben ciğer haşlıyordum gerçekten. Şimdi tuz koyacak değil mi? Evet. Ha, biliyorum ama az koy, tansiyon hastasıyım ona tamam, göre. Tamam peki o zaman. Evet. Az tuzunu da koyduk. Biraz paslanmaz çelikten 1 litre kapasitesi var efendim. Aşırı ısınma ve susuz kalmada ne demiştik? Otomatik olarak kendini kapatıyor. Ve içerisine tabii ki metal kaşık değdirmeyeceğiz. Silikon tabii. Ya da tahta kaşıklar kullanmaya özen göstereceğiz. Bu çok önemli. Tahta kaşık ve silikon. Metal kaşık asla ve asla değdirmiyorsunuz. Bu küçük bir hatırlatma efendim. Sebze de haşlayabiliriz. Hadi ya. Ziya Bey, evet. Bunu açayım mı? İçerisinde yine suyumuz var. Suyunuzu bu arada 40 ila 100 derece arasında istediğiniz ayarı verebiliyoruz. Ve bu ayarda kaynama noktasına ulaştığında kısabilir ya da yükseltebilirsiniz. Sebzeleriniz haşlanırken ona müdahale edebiliyorsunuz kaynayan suya. Bakınız, evet, başladı bile kıpırda kıpırdamaya. Vay, gerçekten çok güzel efendim. Tam 1 litre kapasitesi var, paslanmaz çeliktir. Kaynama göstergesi çok önemlidir efendim. Ne yapıyorsunuz? Yemeğinizi ısıtmak istiyorsunuz. Hadi sebzeleri atalım. Hemen atalım. Lütfen. Ve 1 litre kapasite bizim için önemli. Yani yiyecekler 4 kişilik, 5 kişilik bir aile için hazırlanabilir içerisinde. Bunlarla sebze püresi yapıyorum. Hepsini atıp karıştırıyorum. Sonra evet. Blenderdan geçiriyorum. Evet, şu şekilde çorbamız hazır oluyor o zamanla. Patateslerimizi diyet yemeği gibi hazırlayabiliriz. Koyduk içerisine. Ve işte sağlık dedik. Yeşillerimizi de atalım. Kafi, fazla olmasın efendim. Teşekkür ederim. Buyurun. Kapağımızı kapattık. Sonuna kadar açtık. Ve ne yapacak? Kaynamaya başlayacak efendim. Valley Tencere Kettle'da efendim gördüğünüz gibi 360 derece dönüyor demiştik. Paslanmaz çelikte içi. Şimdi ne yapacağım ben? Süt kaynatacağım. Sütü rica ediyorum efendim. Hemen. Cam kapak olmasının özelliği de içinde neler olup bittiğini ne yapabiliyorsunuz? Çok buyurun. Rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. İşte sütümüzü döküyoruz. Ve birazdan sütümüzü ne yapacağız? Kaynatacağız. Geceliğin özellikle bizim ufaklıklar süt istiyorlar. Gece kalkıyorsun süt ısıtmaya, aman 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 işte bakınız bunu bir çeviriyorsun. Şak diye kendi kendine ısınacak. Tekrar ediyorum, içine asla ve asla metal kaşık koymuyorsunuz efendim. Çok zorunluysa tahta kaşık veya silikon kaşık kullanıyorsunuz. Makarnayı karıştıralım mesela tahta kaşığımızda. Tahta kaşığımızda ve aynı zamanda su kaynamaya başladığında çok makarna mesela köpürdüğünde su
artık yapabiliyoruz ayarını. Çok güzel yapıyorsunuz. Evet. Bravo. Şu anda karıştırdık. Metal koymuyoruz çünkü... İş yerinizde yemek yiyorsunuz. Diyettesiniz efendim. Evinizden götürüyorsunuz. İşte iş yerine de alabilirsiniz. Vali tencere kettle'ınızı iş yerinize rahat bir şekilde, hijyen bir şekilde yemeğinizi ısıtabilirsiniz. Çorbanızı ısıtabilirsiniz. Artık tencere derdiniz olmayacak. Hem tencereniz hem de kettle'ınız olacak. Çünkü adı üstünde Vali tencere kettle. Sesi gelmeye başladı. Hatta şöyle söyleyelim izleyicilerimiz için. Mesela ilkinde suyumuzu kaynattık. Şu anda da kaynama seviyesine suyumuzu ulaştık. Suyumuzu kaynatalım. Hülya'yı oynatalım. Ve... Sen oyna Hülya. Tamam. Ya da ne yapacağız? Tamam. Kahvemizi yapacağız. Çayımızı yapacağız. Bitki çaylarımızı demleyeceğiz. Şey İçerisinde evet ben seviyorum Bravo. Bitki çaylarını. Ne yaptık? Kapağını kapattık. Eğer ısısını korusun istiyorsak seviyesini birazcık düşürebiliyoruz ya Bey. Zaten hemen otomatik burada. Olarak çok ısındığı zaman ya da susuz kaldığı zaman çat diye kendini kapatıyor güvenlik gerekçesiyle. Burada da makarnamız onu da birazcık kıstık. Seviyesini yükselttiğimizde birazdan tekrar kaynama noktasına gelecek. Zaten şu anda haşlanıyorlar. Evet efendim Vali Tencere Kettle'da neler yaptık neler gördüğünüz gibi yok yok. Şimdi sütümüzü de bir güzel ne yapalım evet, bardağımıza yapalım. Servis de yapıyorum hop. Siz servis yaparken ben de hemen hatırlatayım o zaman izleyicilerimiz için. Mesela sosis haşladık Ziya Bey ne kadar güzel oldu. Çok güzel oldu efendim. Evet kenarlarını kestik üzerine süsledik yumurtalarımızı haşladık makarnamızı haşladık çorba yaptık. Ve görmüş olduğunuz gibi sebzelerimizi ayrıca haşladık. Onları böyle blenderdan geçirdiğinizde de bu şekilde sizlere hazır sebze çorbası oluyor. Bir Bravo. De sütümüz. Bir de sütümüz var. Sağlıklı yaşıyoruz, sağlıklı besleniyoruz. Gördüğünüz gibi efendim Vali Tencere Kettle'ın 4 ayrı rengi var. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz. İstediğiniz rengi sipariş verebilirsiniz. Fiyatını zaten ekranda görüyorsunuz. Küçük bir hatırlatma kampanya kartlarına vade farksız 12 taksit imkanımız da var.